Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Merkez Hekem Kurulu bir klasman listesi yayınladı ve Türkiye gündemine bu klasman listesi bomba gibi düştü. Her ne kadar Sayın Merkez Hekem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu bunu bir operasyon olarak nitelendirmese de yapmış olduğu canlı yayında, biz bunu operasyon olarak nitelendiriyoruz. Neden? Dünya futbol tarihinde eşi benzeri olmayacak şekilde yapılan bir klasman listesi ve eşi benzeri olmayacak statüdeki hakemlerin hakemliğiyle ilişiğinin kesilmesi. Şu anlama geliyor, neden ilişiğinin kesilmesi dedim, önce ona açıklık getireyim. Listeden çıkarılan hakemlerin hiçbirinin diğer klasmanlarda ismini görememiş olmamız, Özgür Yankaya dışında ismini görememiş olmamız bu hakemlerin hakemliğinin bittiği anlamına gelir. Hakemler nasıl bir aksiyon alacaklar? Merkez Hakem Kurulu burada haklı mı haksız mı? Çok fazla uzatmadan konuya gireceğim açıkçası. Bir kere Merkez Hakem Kurulu yapmış olduğu bu uygulamayla tamamen hukuksuz bir işlem yürütmüş ve haksız duruma düşmüştür. Neden? 11. ayda açıklanan Merkez Hakem Kurulu hakem belirleme, klasman belirleme iç talimatlarındaki değişiklikte yapmamış olduğu bir değişiklik aslında Merkez Hakem Kurulu'nu zor durumda bırakacak. Nasıl zor durumda bırakacak? Klasman belirlemelerde mevcut klasmanın %20'si, en sonda kalan %20'si ya da Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği %20'yi düşürme hakkı ya da listeden çıkarma hakkı varken, açıklanan hakemlere baktığımızda yaklaşık %50'si, yani %20'nin kat be kat üzerinde hakem sayısı kadar değişikliğe gidildiği için, listeden çıkarıldığı için, hukuken ve kendi talimatlarına aykırılık söz konusu olduğu için hakemlerin tahkim kuruluna başvuru hakları doğdu. Bugün de basında çıkan açıklamalar üzerine zaten hakemlerin nasıl bir süreç işleyecek onu da göreceğiz. Şimdi Merkez Hakem Kurulu üyeleri, başkanı aslında uyanıklık yapıyor. Hakemleri çarşamba günü Riva'ya çağırarak ya da Beylerbeyi'ndeki, özür diliyorum, tesise çağırarak bir görüşme yapacaklar ve bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceklerini görüşecekler. Neden çarşamba günü? Çünkü salı günü saat 5'te tahkim kuruluna başvuru süreci doluyor. Ve hakemleri aslında oyalıyorlar. Oyalama politikasına gidiyorlar. Hakemler bunu yer mi? Yemezler. Onlar da kendi çalışmalarını yapıyor. Tekrar söylüyorum, basında çıkan haberlerde olduğu gibi hakemler tahkim kuruluna başvuracak. Bireysel olarak ya da toplu olarak, orasını bilemem. Ama hak aramak ve haklılıklarını ispat etmek için bunu yapmak zorundalar. Sonra mı ne olur? Sonrası tahkim kurulunun vereceği karara bağlı. Tahkim kurulu burada hakemleri haklı bulmak zorunda normalde hukuken. Avukat değilim ama aykırılık olduğu için hukuken haklı bulmak zorunda. Evet, sezonun ikinci yarısında orta bölümde klasman yapma yetkisi var. Bu bölümde sıkıntı yok ama düşürülen hakem sayısındaki sıkıntıdan dolayı Merkez Hakem Kurulu haksız durumda. Ve tahkim kurulu hakemleri haklı bulup klasmanına iade etmek zorunda. Ama burası Türkiye. Tahkim kurulunun daha önceki vermiş olduğu kararlar da örnek alınarak ne tür karar vereceğini öngöremiyoruz. Kaldı ki hakemleri haksız buldular. O zaman hakemlerin bir hamlesi daha var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilirler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bizim tahkim kurulunun kararlarını tekrar gözden geçirmesi için ve hakemlerin klasmanına iade etmesi için bir süreç başlatabilir. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun tahkim kurulunun vermiş olduğu karardan dolayı önce federasyonu sonra da Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum edebilir. Bu da bizim için, Türk futbolu için ayrı bir sıkıntı yaratacaktır. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu bu uygulama diyelim, hakemleri haklı duruma geçirecek, her halükarda haklı duruma getirecek ve hakemler bu hukuk mücadelesini şimdi olmazsa daha sonra kazanacak. Hafta içi benim öngörüm, hakemlerden bir ya da birkaçı, belki de tamamı tekrar klasmanlara iade olacak ve bu haklı mücadeleyi kazanacak. Merkez Hakem Kurulu'na da güle güle diyecekler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha farklı içeriklerle tekrar karşınızda olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.